Merhaba arkadaşlar, İYİME Satranç kanalına hoş geldiniz. Genel olarak yaptığım yayınlarda ya da videoların altında gelen yorumlara baktığım zaman genel bir sıkıntı ya da genel bir soru olarak hep şeyi aldığımı fark ettim. Hani satrancımızı nasıl geliştirebiliriz ya da nasıl daha çok kendimi ileriye taşıyabilirim ya da satranç nasıl öğrenebilirim? İşte şu işte yaşım 45 satranç için geç mi? Yani bu tarz çok fazla soru aldım. Ben de dedim ki hani sonuçta yayınlarda birkaç şeyden, birkaç siteden ya da birkaç konudan bahsediyorum. Ancak bununla ilgili bir tane video çekersem yayındaki izleyen insanların dışında çok daha fazla bir kitleye ulaşabileceğimi düşündüm. Ve bu yüzden böyle bir video yapmaya karar verdim. Bu videoda göreceğiniz hiçbir şeyde ya da en ufak bir durumda maalesef kanalımız büyük olmadığı için bir reklam yok. Ve her şey kendi tavsiyem olacak. Öncelikle ilk site olarak önereceğim site sizlere Lichess. Diyeceksiniz ki yani Lichess'in ne gibi ekstra faydaları var ücretsiz olarak? Şöyle söyleyeyim. Bu sitenin içinde satrancı bilmeseniz bile ya da hani öğrenmek isteseniz bile bütün yapabileceğiniz her şey içinde mevcut. Mesela satrancı öğrenmek mi istiyorsunuz? Burada Türkçe de var, İngilizce de var işte. Oyunun yanında öğren diye bir tuş var. Öğrene girdiğiniz zaman satrancın temel prensipleri, bulmacalar, egzersizler, koordinatlar. Bu çalışmalar biraz daha farklı olan ileride anlatacağım. Eğitmenler, Lichess sınıfları. Şimdi şöyle, mesela öğrende mesela prensiplerle başlayalım. Buraya girdiğiniz zaman çok rahat taşların hareketlerini her şekilde öğrenebiliyorsunuz. Mesela bakın işte kale, fil, şah, vezir, at, piyon. Hepsi burada yazıyor işte taş yeme, savunma, çarpışma. Hani burada temel prensiplerden orta düzey, ileri düzey falan gider giderine her türlü şey oluyor. Art arda gidiyor. Onun dışında mesela burada girdiniz herhangi bir şeye bastınız ve mesela bakalım mesela kaleye basalım. İşte mesela kale güçlü bir taştır. Onu yönetmez misin falan diyor. Diyor kaleyi E diye götür diyor mesela. Burada yanında gösteriyor. Ondan sonra buna basıyorsunuz. Mesela buraya bastığınız zaman bu görevi yapmış oluyorsunuz. Bu ilk başlar için. Onun dışında dediniz ki ben satrancın başlamayan ya da satrancı bilen bir insanım. Kendimi geliştirmek istiyorum, hesap kasmak istiyorum. Bunun için de bulmacalara basıyorsunuz ve bulmacaya girdiğiniz zaman mesela bizim kanalımızın puanı kaçmış? 2505'miş. Burada mesela pozisyona baktığınızda soruyu doğru yapıp yanlış yaptığınıza göre size işte puan geliyor ya da puanınız azalıyor, artıyor ve sizin seviyenize göre sorular geliyor. Ve bu soruların da en güzel kısmı şurada gördüğünüz gibi oynanılan bir tane maçtan geldiği için çok daha rahat anlayabiliyorsunuz. Mesela bu soruya bakalım. Benim aklıma burada at ve örtenmesi geldi. İşte at çekip gelebilmek için. Fil D3 geldiği zaman da burada at D3 kırıp ardından vezir G5 kırdığım zaman doğru olduğunu görmüş oldum sorunun. Ama mesela ben bu soruyu yanlış yapsaydım da buradaki yandan stok fişin yanındaki şu ikona bastığımız zaman at G5'ten sonra mesela bu at ve örtenmesi dışında atıyorum isteseniz ki mesela fil örtenmesi niye yanlış? Burada mesela bu hamleye girdiğiniz esnada makinenin verdiği değere göre işte en iyi hamlenin ne olduğunu görüp yaptığınız hataları görebiliyorsunuz. İkinci önerdiğim şey de böyle bulmaca çözebilirsiniz bu siteden. Onun dışında işte egzersizler var mesela girip işte ilk baştaki basit matlar olsun, satrançtaki gelişimlerle ilgili olsun, işte at fil matı olsun hepsini böyle yandaki ikona göre işte 6 aşama mesela 23 aşama 15 aşama bunlar. Bu şekilde kendinizi geliştirebileceğiniz de ekstra bir yer var. Onun dışında başka ne varmış? Mesela diyorsunuz ki İşte ben yayında atıyorum işte E4, E5, E3, at, C6 taşların hepsini hızlı söylüyorum. Diyorsun ki siz nasıl bunların hepsini aklına tutabildin ya da nasıl bunları yapabildin? Bunlarda koordinatlar diye bir şey var. Mesela koordinatlara bastığınız zaman hemen bakalım. İşte mesela beyaz taşlarla tahtadaki kareleri kapatıyor. Ve antrenmana başladığınız zaman atıyorum mesela işte F7 diyor. Tamam basıyorsunuz. D6, G5, D2, E4, F5 böyle hızlı hızlı bastığınız zaman işte bir yerden sonra artık karelerin hepsini öğrenmiş oluyorsunuz buradaki ekrana çıkan şeylere göre. Ve koordinatınızı geliştirmiş oluyorsunuz. Ve bu da ciddi anlamda satrancınızı gelişmenizde büyük yarar sağlıyor. Hadi bunu bir defa bitirelim çünkü şu an bayağı sardı beni. Sonra bittikten sonra bakalım kaç yapmışız, kaç yapabiliyoruz. Hızlı hızlı karelerin ne renk olduğuna basa basa mesela C7, D8, C2, F5, D3, H1, C6, H3, A1, C7, F3, B1, F4. Mesela aynen. Mesela ben 47 yapmışım. Normalde 60 yaptığım da oluyor. Hani bu şekilde koordinatlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Onun dışında burada işte çalışmalar var. Bu çalışmaların olayı şu. Normalde işte benim kendi çalışmalarım oluyor. Eğitmenlik yaptığım zaman ya da biriyle çalıştığım zaman. Onları tekrar çalışmasını sağlayabiliyorum. Onun dışında da şurada bütün çalışmalara girdiğiniz zaman canlı mesela adam mesela şey koymuş. Chess Masters Finals Day 1 demiş mesela. Bu oynanan turnuvanın maçlarının analizleri falan var burada. Buraya girip rahat rahat oynanan maçlara bakabiliyorsunuz sıra sıra teker teker kim ne yapmış ne bulmuş falan diye. Bu şekilde de maç inceleyerek kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Onun dışında diyor mesela bir tane maç oynadık mesela ben hemen kendi profilime gireyim buradan. Bir tane maç yaptım maçım bitti. Ne zaman en son maç yapmışım? İşte bir dakika. Atıyorum mesela burada bir tane maç yapmışım işte. Furkan 230 diye biriyle mesela. Burada maç bittikten sonra analiz tahtasına bastığım zaman bu maç buraya yansıyor. Hatta şunu şuradan kapatalım. Mesela maç buraya yansıyor.
Maçın başından sonuna kadar işte nerede hata yapmışım, nerede bir eksiklik görmüşüm bunu buradan görebiliyorum. Atıyorum ben bu pozisyonda Filge 5 hamlesi örnek veriyorum. Oynayacak rakip. Ben bu hamlenin ne olduğunu bilmiyorum. Buna da bakabilmek için şurada bir tane tuş var bakın. Açılış kaşifi diye. Buraya bastığınız zaman oynanan maçlar, oynanan oyunlar, işte kim kaç puan almış, kim ne yapmış. Bunların hepsini de buradan görebiliyorsunuz ve kendinizi daha fazla geliştirebilmek için de buradan açılış öğrenebiliyorsunuz. Lichess ile ilgili onun dışında başka ne var? Tahta yapıcı var. Mesela bir tane sıfırdan mesela pozisyon mesela bakalım. Tahtayı temizleyelim. Atıyorum size mesela atırmatını öğrenmek istiyorsunuz. Ya bir tane pozisyona bakmak istiyorsunuz. Böyle bir tane pozisyon dizdik. Hatta bir tane piyon koyuyorum rakibi örnek veriyorum. Sonra mesela buradan bu pozisyondan devam et ya da deyip buna bastıktan sonra bilgisayara karşı oynayıp kendinizi burada geliştirebiliyorsunuz bu pozisyonlar karşısında ve bilgisayara karşı pratik yapabiliyorsunuz. Bu pozisyonu mesela arkadaşına karşı istek de gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde pratik de yapabiliyorsunuz. Onun dışında maçlarınızı buradan yükleyip, oyununuzu yükleyip, burada PG'nizi yükledikten sonra buradan analiz de yapabiliyorsunuz. Ve gayet kullanışlı ve güzel bir site. Onun dışında işte Lichess TV'ye girip kuvvetli oyunculara bakabilirsiniz. Zaten burada topluluktan oyunculara bastıktan sonra işte mesela burada şu an aha birinci sıradaymışız güzel. İşte Valorant'ta mesela Magnus var burada sırada. Buradaki kuvvetli oyunculara bakabilirsiniz teker teker. Ya bu site genel olarak böyle. Benim en sevdiğim yanında sitenin ücretsiz olması ve en ufak bir şey sizden talep etmemesi. Bu yüzden de ben bu siteyi çok seviyorum. Onun dışında size önereceğim hani satrancın dışında yani satrancınız gelişti ve çözmek istediğiniz soruları ben de bunu kullanıyorum bu arada. Daha da öteye taşıyabilmek için önereceğim bir diğer site de ChessTempo sitesi. ChessTempo sitesine de üye olmak için yanda zaten girer girmez göreceksiniz üye olma muhabbetini. İşte mailinizi verip karşında şifre alarak hesap oluşturarak girebiliyorsunuz. Benim çok eski bir hesabımdı. Şimdi yeni hesabımda bir puan düşürmek ya da bir adını daha söylemek istemedim, göstermek istemedim. Bu yüzden de eski hesabımda mesela sizle beraber atıyorum. Mesela alıştırmalara girip satranç taktiğine basıyoruz buradan. Burada mesela set var işte yıldırım. Burada işte zorluk seviyesi var zor kolay orta diye. Mesela atıyorum kolay seçelim. Başlayalım. Setten tahta çıkıyor önümüze. Burada önce beyazın hamlesini gösterecek ama onun için bekliyoruz şu an. Mesela beyaz bize D5 kırmış diyor. Burada biz ne yapabiliriz diyor. Mesela ki bizim atımızı istiyor. Burada benim aklıma F3 hamlesi geliyor ama bakalım F3 olur mu? Sonra vezir D2. Bence bu hamle F3 hamlesidir aynen. Ardından vezir D2 kırıyoruz. Ve devamında vezir E1 gelip vezir F2 alıyoruz ve maçı kazanıyoruz. İşte burada sizin puanınız artıyor. Puanınız artarsa kendinizin işte nasıl gelişiyorsunuz, nasıl geriye düşüyorsunuz ya da bu durumla ilgili günlük yaptığınız yanlış sorulara baktık. Hatta bir tane yanlış yapalım. Bir dakika oradan göstereyim. Bir dakika mesela hamlesini bekliyoruz burada. Evet mesela file 3 aldı. Şimdi normalde hamle file D8 büyük ihtimal bu pozisyonda. Ama mesela ben burada file 3 alacağım. Bu hamle yanlış olacak. Buradan sonra bu hamle mesela yanlış yaptıktan sonra burada bize doğru hamlenin ne olduğunu gösteriyor. Mesela file 8 alıyormuşuz burada normalde. Rakip file 2 aldığı zaman da kale E1 gelip mesela file açmazı alıyormuşuz. Bu şekilde kendiniz de burada soru çözerek daha da geliştirebilirsiniz. Bu sitenin Lichess'e göre farklılığı gerçek maçların dışında normal bir şekilde yani kendilerinin bulduğu ve cidden bayağı zor olan güzel sorular. Bu şekilde kendinizi geliştirebiliyorsunuz ve aşağıda gördüğünüz gibi işte açmaz, malzeme sayma, yol kesme, asılı taş, işte ekstra at şeydi falan. Bu tarz etiketlerle çözdüğünüz sorunun ne konusunda mesela yanlış yaptığınız zaman nerede sıkıntı olduğunuzu öğrenmiş oluyorsunuz. Ya benim şu an önerdiğim siteler bunlardı zaten genel olarak. Onun dışında da benim hesabım da şurada hatta size göstereyim. Bu videoyu ilk defa izleyen birisi olabilir. Satranç alt lira YouTube. Bu bizim hesabımız. Bizim YouTube kanalımız falan her şey burada var işte puanlarımız. Eğer bu siteyle ilgili kafanızda bir soru takılır ya da bir şey sormak istersiniz. Bize buradan üzerimize gelip işte mesaj göndererek ya da yorumlarda belirterek soru sorabilirsiniz. Çünkü mesela bu videonun içinde yaptığım herhangi bir soru ya da anlattığım bir şeyler belki kafanızda takılmayan ya da hızlı konuştuğum ya da anlamadığınız yerler de olabilir. Çünkü bazen kendimi durduramıyorum. Bu durumlarla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman da bize buradan ulaşabilirsiniz. Instagram'ı da görüyorsunuz. Oradan da bize yazabilirsiniz bu sorularla ilgili. Onun dışında ekstra bir durum da söylemek istiyorum. Aslında benim bu videoyu ilk çekme amacım bu daha başlangıç kısmıydı. Hani sonuçta satrançta sadece satranç çalışarak gelişmiyoruz. Bunun işte pratik kısmı var, analizi var, doğru analizden sonra psikolojisi var. Teker teker böyle bir konu yapmayı düşünüyorum işte bu girişi olacak. Bunun devamı da olacak. Eğer bu tarz bir video ya da bu tarz videoların sizin için satrancınızı geliştireceğini düşünüyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Yani deyin ki yani ben bir dahaki videoda bunun olmasını istiyorum. Bir dahaki videoda şunun olmasını istiyorum. Eğer bize bu tarz konularda da yardımcı olursanız kanalın büyümesine de ve bizim de içerik konusunda da çok yardımcı olursunuz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse de bir adet like'ınızı ve kanala abone olmanızı alırız. Tekrardan kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın, satrançta kalın.